Hoş geldiniz sevgili manitalarım. Umuyorum ki keyfiniz de sağlığınız da yerindedir. 2021 yılının son ayında söz verdiğim gibi yetiştirdim. Kitabı baskıya aldık. Bunu da Instagram adresinden duyurdum. Orada da gerçekten beklemediğim kadar bir ilgi almış oldu kitap. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Üstelik kitabın içeriğini bilmeden, yani kitap ne anlatıyor, içerisinde ne var, bundan ne gibi yararlar sağlayabiliriz, bunu bilmemenize rağmen o kadar büyük bir ilgiyle karşılaştım. Ama yine de kitabın içeriğinde neler var, bu kitabı neden yazdım, amacı nedir, bu kitapla çalışan bir öğrenci nereye varabilir, neye hizmet eder? Bunu açıklamak için bir video çekmek istedim. YouTube'da da 10.000 olmuşken 10.000 özel şeklinde bir videomuz olsun istedim açıkçası. Onun da kitabımla alakalı olması beni bir tık mutlu etmiş oldu. Şimdi genel olarak baktığımız zaman kitabın başlığı renklendirme tekniğiyle İspanyolca. Neden renklendirme tekniğiyle İspanyolca? Yahut nedir bu renklendirme tekniğiyle İspanyolca? Biliyorsunuz ki ben eğitimlerimde her kelimenin, her harfin bir sebebinin olduğunu, neyi neden koyduğumuzu Türkçe'de tam olarak görebilmenizi, böylelikle ezber değil de anlama yönelik bir çalışma yapmanızı sürekli dile getiriyorum her tarafta. Haliyle bu renklendirme tekniği de öğrencinin özellikle her bir harfin, her bir kelimenin, her bir ekin nereden geldiğini görebilmesi için büyük yarar sağlıyor. Ben bunu özel derslerimde de kullanıyorum. Hangi öğrencilerimle kullanıyorum? Mesela Türkçe dil bilgisi yeteri kadar iyi olmayan bir öğrenci olabilir. Kelimeleri gruplamakta güçlük çeken, cümle sıralamalarında güçlük çeken, işte ekleri sürekli unutan bir öğrenci olabilir. Onu biraz daha işini kolaylaştırmak için, biraz daha anlama yönelik bir çalışma yapabilmesini sağlamak için ben özel derslerimde de yine bu renklendirme tekniğini kullanıyorum. Sonra dedim ki yani sonuçta hepinizle yolumuz özel derslerde kesişmiyor. Ya da ben YouTube'da bu kadar derin bir anlatıma giremeyebiliyorum. O yüzden böyle bir kitap oluşturmaya karar verdim ki bu kitap, yani sıfırdan başlayan bir öğrencinin kendi başına oturduğu zaman yahu bu buradan geliyormuş demek ki, bu da Türkçe'de şu manaya geliyormuş şeklinde rahat bir çalışma sağlayabilmesini amaçladığım bir kitap açıkçası. Bu sebeple kitap, şöyle içeriğini gösterecek olursam, her bir harfin, her bir kelimenin farklı renklere boyandığı, tabii ki kendi grubuyla alakalı olmak kaydıyla, Türkçe'de de yine aynı renklerle, aynı eklere karşılık geldiği bir anlatıma sahip bir kitap. Şöyle biraz göstereyim. Örneğin bir yönelme yeşile boyandıysa, Türkçe'de de o yönelme yine yeşile boyanarak. İşte bir sıfat maviye boyandıysa, Türkçe'de de aynı şekilde maviye boyanarak. Bu arada ben kitabımda sıfatmış, zamirmiş, zarfmış vesaire bunlara değinmiyorum. Çünkü hepimizin Türkçe dil bilgisi o kadar parlak değil. Aynı zamanda bunları bilmesek bile yeni bir dil öğrenebileceğimize emin olduğum için bu gibi ayrımlara girmenizin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Sadece onun Türkçe'de ne gibi kullanıldığını, onun Türkçe'de ne manaya geldiğini göstermemiz açısından böyle kelimeleri grup renklendirdim. Haliyle öğrenci baktığı zaman atıyorum ben buraya yorgunum, yorgun değilim şeklinde iki tane kelime vermişim. İşte yorgun karşı tarafta İspanyolca'da da yeşilde, Türkçe'de de yeşilde olduğu için öğrenci direkt olarak bu buna tekabül ediyor diyebilecek bir çalışmaya sahip oluyor. Yani bunların her birinin siyah olduğunu düşünürseniz eğer, nereden geldi, değili neyle verdik, yorgun neye tekabül etti, bunları bulmakta biraz daha güçlük çekebiliyorsunuz. Basit bir örnek oldu, daha uzuna gitmek gerekirse, ki kitap basit örneklerden başlayıp her seferinde daha fazla detay vererek sizin cümle sıralamalarınıza daha hakim olmanızı, daha detaylı, daha geniş kapsamlı cümleler oluşturabilmenizi hedefleyen bir kitap. Örneğin şöyle bir örnek verelim. Mesela gittim buraya en detaylı örneklerden bir tanesini açtım. Bilmeye dair bir örnek vermişiz. Bunu basit bir şekilde pozitif, negatif, pozitif soru cümlesi, negatif soru cümlesi şeklinde incelemişiz. Daha sonrasında kişileri değiştirip, sonuçta her zaman ben yahut sen olarak kullanmıyoruz. 6 adet kişi de bunu ekstra incelemişiz. Daha sonrasında ise daha farklı detaylandırarak, daha farklı detaylara yer vererek daha uzun cümlelere erişmişiz. Örneğin, kardeşi hafta sonu İstanbul'a gidebilir cümlesini incelemişim. Ben bunu ekrana koyarım zaten. Şöyle de göstereyim. Şimdi bu kardeşi hafta sonu İstanbul'a gidebilir cümlesi için biz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet renk kullanmışız. Aynısını İspanyolcasında da kullanmışız. Böylelikle bir öğrenci tek başına oturduğu zaman her birinin, her bir harfin, her bir kelimenin hangi renge tekabül ettiğini,
Yani aslında hangi harfe, hangi eke, hangi kelimeye tekabül ettiğini tek başına görebilecek, tek başına algılayabilecek bir seviyeye gelmiş oluyor. Bunların her birinin siyah olması durumunda ekler çok rahat bir şekilde gözden kaçabiliyor. Yahut kelimeler her biri nereye tekabül etti, bunun için ayrı ayrı sözlüklere gitmek gerekiyor. Bu şekilde ise çok daha öğrenci için kolaylaştırılmış. Onu hazmedebilmesi için, anlamına dair daha detaylı bir fikir oluşturabilmesi için daha da rahatlattığımız bir çalışma olmuş oluyor. Renklendirme tekniğine genel olarak baktığımız zaman bu öğrencinin Türkçe dil bilgisine çok hakim olmasa dahi kendi başına oturduğu zaman bir şeyleri çok daha kolay bir şekilde hazmetmesine yarayacak bir teknik dedik. Genel olarak baktığımız zaman kitap 8 bölümden oluşuyor. Ve bunların her biri bir fiil ile bile konuşabilirsiniz serisinde anlattığım konuların teker teker daha detaylı bir şekilde bolca örnek verilerek incelendiği şeyler. Biliyorsunuz ki ben o seride ciddi manada bir fiil ile bile binlerce cümle kurabileceğinizi savunuyorum. Onun yazıya dökülmüş, daha sonrasında işte 100 tane atıyorum bir konudan örnek verilmiş, detaylandırmasının nasıl yapılacağını gösterildiği, işte kendi başına nasıl cümle kurman gerektiğini gösterdiği, daha sonrasında ise paragraflara birazdan geleceğim, paragraflara dökerek aslında bak sen bu kadarını öğrendin dediğim bir kitap haline dönüşmüş oldum. 8 bölümün içerisinde sırasıyla telaffuz, ser ester, tener haber, en çok kullanılan yüz eyleme değinmişiz onun arasında. Tenerke, ayke yani gereklilik, istemek fiilim, yapabilmek, edebilmek, bir rica yahut yeterlilik, gitmek eylemi, son olarak da gelecek zamana değiniyorum. Şimdi sırasıyla gittiğimiz zaman telaffuzdan başlamak şu şekilde önemli. Telaffuz kitap üzerinde öğrenebileceğimiz bir çalışma değil. Ne yazık ki değil. Yani çünkü seslere hakim olabilmemiz için o sesi bizim bolca dinlememiz gerekiyor. O sebeple ben bu kitabı çıkarmaya yakın bir tarihte kitaptaki sıralamayı baz alarak YouTube'a bir video oluşturdum ve o videonun QR kodunu buraya ekledim. Haliyle siz bunu okuttuğunuz zaman direkt olarak o videoya gidiyorsunuz. Elinizdeki bu kitap da aynı sıralamayı takip ettiği için videoyla birlikte eş zamanlı olarak çalışabiliyorsunuz. Telaffuzun önemine binlerce kez değinmişimdir. O sebeple burada kısa kesiyorum. Böyle QR kodlarıyla, kitabın ilerleyen bölümlerinde de yine aynı şekilde QR kodları mevcut. Yani ben o konuyu daha öncesinde YouTube'da anlattıysam, herhangi bir video mevcutsa eğer, direkt olarak o kodu telefonunuza okutarak videoya gidebiliyorsunuz. Önce benim ağzımdan dinleyebilirsiniz. Kitapta da zaten ekstra olarak detaylı, anlaşılır, açık, yalın bir şekilde anlatıyorum. Bu arada bu sıfatların her biri, açık olması, yalın olması, anlaşılır olması, kitabı alanlar tarafından tarafıma yapılmış yorumlar. Bu da beni mutlu ettiği için sizlere de belirtmek istedim. Telaffuz bölümünü de geçtikten sonra bazı bölümlerin önünde belirttiğim ihtiyaç duyacağımız kelime bilgisi şeklinde listeler var. Bu kelime bilgilerini direkt olarak çalışmak zorunda değilsiniz. Sizin bir sözlük olarak kullanmanızı istediğim listeler. Yani kitapta yeterince cümle var aslında ama atıyorum mesela kitapta gerginim, gergin değilsin, neden gerginsin, pazartesileri gergin misin, cumaları çok gerginsiniz diye ben sürekli gergin üzerinden örnek verdiysem ve atıyorum kitapta sıkıcı kelimesine dair bir örnek yoksa zaten cümleleri nasıl türetmeniz gerektiğini kitabın her bir bölümde ekstra ekstra gösterdiğimden dolayı gerginim yerine işte bu çok sıkıcı dediniz atıyorum. Neden bu kadar sıkıcı dediniz? İşte şu film sıkıcı dediniz, bu sıkıcı değil dediniz, hayır o kadar sıkıcı değil dediniz vesaire. Kitaptaki örnekleri takip ederek birden fazla cümleye erişebileceğiniz bir liste açıkçası. Her zaman değindiğim gibi İhtiyacınız olmayan kelimeleri lütfen çalışmayın. Yani bu kitapta bile ben belki daha fazla insan, daha fazla bilgiye sahip olmak ister diye daha geniş listelere yer verdim. Ama siz çalışırken öncelikli olarak 3 tane 5 tane kelime benim için kafi diyorsanız eğer 15 tane kelime ezberlemenize gerek yok. Ve bu kelimeleri de gün içerisinde kullanabileceğinizi düşündüğünüz, ihtiyacınızın olabileceğini düşündüğünüz kelimelerden seçin lütfen. Bu kitap özellikle bu sebeple bitkiler, hayvanlar, aylar, işte renkler falan gibi böyle bir kelime bilgisine sahip değil. Yani bu kitabı alacaksanız eğer içerisinde böyle listeler olmadığını bilerek alın. Çünkü kimse sokağa çıkıp da bugün Aralık yeşil bir gündeyiz gibi cümleler kurmuyor. O sebeple ihtiyacımız olabilecek kelime listesi kitapta mevcut. Yine dediğim gibi ihtiyacınız olanına kadar alın. Bu kitapta atıyorum 50 tane kelime varsa her birine hakim olmak zorunda değilsiniz. Sırasıyla 3 adet, 5 adet kelime alarak bu benim için kafi dersiniz. Onları bir hazmedersiniz. Daha sonrasında 3-5 kelime daha eklersiniz. Kelime bilgisini geçtikten sonra yine selamlaşma ve vedalaşmalara dair QR kodları eklemişim. Bunlara basarak benim YouTube'daki videolarıma gidebilirsiniz. Detaylı bir şekilde oralardan da kelime haznenizi genişletebilirsiniz.
Sonrasında örneğin Ser Ester'le başlamışız. Ser Ester yalın bir şekilde anlatıldı. Zaten videomda var, oraya da gidiyorsunuz. Daha sonrasında ise cümle tiplerine değindim. Yani pozitif, negatif, pozitif soru cümlesi, negatif soru cümlesi, işte bunları anladık. En sonunda ise cümle nasıl kurulur diye bir bölüm açmışım. Şimdi cümle nasıl kurulur şu şekilde önemli. Tek başına giden bir öğrenci öncesinde neyi koyacağını bilemeyebilir. Kelimeler nasıl gruplanır bunları bilemeyebilir. Bu sebeple takip etmesi gereken bir sırayı belirteyim. Bir başlık diyelim. Cümle nasıl kurulur? Hangi sıralamayla gitmen lazım? Hangi kelimeleri gruplayabilirsin? Önem sırasını neye göre belirlemeliyiz? Bunu açıkladığım bir bölüm. Daha sonrasında da zaten renklendirme tekniğimizle birlikte bütün bu cümle tiplerine dair örneklerimiz verilmiş. Biraz daha detaylandıralım diyerek yeni kelimeler eklemiş. En son artık detaylandırmanın dibine vurmuşuz. Daha da fazla kelime eklemiş. Pardon bölüyorum ama çekilişe dair bilgiler vermek istedim. Eğer ekranda görmüş olduğun kitabım yeni yılda benden tarafına hediye olsun istersen yapman gereken tek şey kanala abone olduktan sonra aşağıya 4 kelimelik emojisiz bir yorum bırakmak. Bu çekiliş 1 ay sürecek, yani 25 Ocak tarihinde ben kazanan 3 talihliyi, 3 kişiye bu kitabı hediye etmek istiyorum. Kazanan 3 talihliyi Instagram sayfamdan duyuracağım. Bu sebeple 25 Ocak tarihinde Instagram sayfamı ziyaret edip sonuçlara erişebilirsiniz. Aynı zamanda buraya da yorum olarak o kişileri etiketleyeceğim. O sebeple bu kimseler bana ulaştıkları takdirde kitapları kendilerine teslim etmiş olacağım. Hepinize bol şans diliyorum. Çekilişe katılmasanız dahi aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Bu benim için büyük bir içerik desteği oluyor kanalın büyümesi açısından. Çok teşekkür ediyorum. Şimdilik gidiyorum. İyi seyirler. Son olarak ödev bölümlerine geçiyoruz. Şimdi bu ödev bölümlerinde ben haliyle çevirilerini altına verdim. Yani gidip bir cevap anahtarını en arka sayfaya oluşturmadım ki hepsini aynı anda görebilin. Mümkünse de renklendirin. Yani en azından ekleri, kelimeleri eşleştirebilin şeklinde alt alta verdiğim cümleler mevcut. Şimdi bu cümleler alt alta olduğu için elinizde temiz bir kağıt alırsanız, kitapta da açıkladığım şekilde, o alttaki İspanyolca cümleyi kapatır. Önce kendiniz yazıp daha sonrasında İspanyolca cümlesiyle kıyaslarsanız eğer sizin için çok daha başarılı bir çalışma olur. En azından ben kitabı hazırlarken bunu öngörerek hazırlamıştım. Bu şekilde ilerlerseniz daha rahat olacağını düşünüyorum. Örneğin Ser Ester'e dair 101 tane ödev vermişiz. Daha sonrasında kendi cümlelerinizi oluşturmanızı istediğim bölümler geliyor. Bunlar böyle ilerliyor. Sonrasında ise mesela bu Ser Ester'i öğrendik. Daha detaylı neler ekleyebiliriz? İşte bulunma ekleyebiliriz, birliktelik ekleyebiliriz. Bu cümleleri detaylandırmakta neye ihtiyacımız olabilirse her biri ayrı başlıklar şeklinde incelenmiş oluyor. Örneğin. Ser Ester'i görmüşüz. En son demişiz ki mesela Dilan bugün bizimle değil çünkü Gökhan'la kütüphanede şeklinde bir cümleye erişmişiz. Yani öncelikle Dilan bizimle değil, Dilan burada değil, Dilan kütüphanede atıyorum Gökhan orada şeklinde minik minik cümleleri en son toplayıp Dilan bugün bizimle değil çünkü Gökhan'la kütüphanede şeklinde daha yoğun, daha kalabalık bir cümle haline getirebilmişiz. Diğer ödevlere dair gidiyoruz. Saatleri içeriyor. Yine saatlere dair de bir videom mevcut. Burada da mesela şöyle göstereyim yine. Saatleri de renklendirme tekniğiyle tabii ki de anlattım. Her birinin nereden geldiği ekstra bir şekilde belli olmuş oluyor. Bunları da geçtikten sonra abartalım diye bir başlık görüyoruz. Bu abartalım başlığı bizim her bölümün sonunda daha önceki bölümlerde de örneğin 8. bölümün abartalım bölümüne geçtiğiniz zaman ilk 7 bölümde ve 8. bölümde ne gördüysek hepsini bağlayıp hepsini işte karıştırıp kullandığımız paragraflar oluşturduğumuz bölümler oluyor. Abartalım bölümleri Ser Ester'de olduğu için birazcık mini mini gitmiş. Mini paragraflar oluşturmuşuz, diyaloglar oluşturmuşuz. Yani sadece Ser Ester'de de konuşabilmenize dair bir paragraf oluşturmuşuz. En son olarak da cümle nasıl türetilir başlıkları var. Bu başlıklar özellikle önemli. Bu başlıklara çok büyük zaman ayırmanızı istiyorum. Çünkü bu kitapta ne kadar çok örnek olursa olsun hepsi hazır örnekler. Bu kitaptaki örnekleri ne kadar iyi anlarsanız anlayın. Kendi başınıza bir cümle oluşturmadığınız sürece o konu ne yazık ki tam olarak oturmuyor. Haliyle kendinizden bir şey katmanız lazım. Kendi cümleleri oluşturmanız lazım. Bu cümleleri de cümle nasıl türetilir başlığı altında zaten nasıl yapmanız gerektiğini, işte kişileri, yeri, birlikteliği, zamanı nasıl değiştirmeniz gerektiğine dair
detaylı bir şekilde açıklamışım. İlk bölümü bitirdik. İkinci bölüme geçerken yine ihtiyaç duyacağımız temel kelime bilgisi bizi karşılıyor. Öbür bölüme girmeden önce en çok kullanılan 100 eyleme dair bir liste oluşturdum. Bu listeyi ben alfabetik şekilde oluşturdum ki arayan bir öğrenci zorluk çekmeden bu listeden fiilleri bulabilsin. Yalnız bu listede de yine dediğim gibi 100 tane eylem olması sizin bir anda 100 tane eyleme hakim olmanız için sürekli eylemleri yazalım, Türkçesini yazalım şeklinde bir çalışmanızı öngördüğüm bir liste değil. Lütfen böyle çalışmayın. Bu liste sadece ya atıyorum ben buzkarı kullanabilirim aramak. Atıyorum akşam yemeğini kullanabilirim. Yani mesela ben 10.ya gittim işte 17.ye gittim. Bunlar dedim benim işime yarar ilk etapta dedim. Yine 3 tane 5 tane fiil seçtim. Daha sonrasında bunları çoğaltılarak ilerleyeceğiz haliyle. Ben elinizin altında 100 tane bulunsun istediğim için yani sonuçta bir kitap alıyorsunuz. Ne kadar ilerleyeceğiniz size bağlı. Geldik 8. bölümümüze gidelim direkt olarak. 8. bölümü inceledikten sonra yine bizim kaçıncı sayfada? 210. sayfada bir abartalım bölümü var. Abartalım bölümünü aldıktan sonra daha önce gördüklerimiz ser, esner, tener, aber, tenerke, ayke, kerer, poder, ir, gelecek, zaman bunların hepsini daha önceki bölümlerde gördük. En son 8. bölümün sonundaki abartalım bölümünde ise daha öncesine ait bu bölümlerin hepsini topluyoruz. Mini paragraflar oluşturuyoruz, diyaloglar oluşturuyoruz. Görmenizi istediğim şey şu açıkçası. Ben bu kadar şeyi öğrendim, bu kadar bir çalışmam olmuş. Bu cümleleri kurabiliyorum. Bu kadar uzun paragrafları, bu kadar uzun diyalogları sadece bu giriş seviyesiyle kurabiliyorum. Çünkü bu giriş seviyesi, konuşmaya giriş seviyesi. Yani çok basit bir dil bilgisi ile sizi konuşturmayı hedefleyen bir kitap. Kitabın sonunda ben bu cümleleri kurdum, bu paragrafları oluşturdum, bu diyalogları kendi başıma yazdım ve her birinin Türkçe'de neye tekabül ettiğini bilerek yaptım. Her birinin Türkçe'deki anlamını bilerek yaptım. Ezbere kafadan iş yapmadım. Dedirtmek istediğim bir kitap oldu. Bunun fikri bile beni heyecanlandırıyor yani. Yani bu kitap 224 sayfa. 224. sayfa sizlere veda şeyim. O yüzden geçiyorum. 223. sayfanın son kelimesine kadar kitapta ben neyi gösterdiysem onu görüyorsun. Yeni bir bilgi, ezbere bilgi, görmediğin havadan getirilen bilgiler kitabın içerisinde yer almıyor. Ne öğrettiysek o var. Kitapta 224 sayfa yani. Buna da değinmiş olalım. Peki kimlere hitap eder? Sıfırdan başlayacak bir arkadaş bu kitapla çok rahat bir şekilde başlayabilir. Başka kimlere hitap eder? Daha öncesinde bir çalışması olan insanlar olabilir. Ya da ezbere ezbere bilgilerle gelmiştir, uygulamalarla gelmiştir. Herhangi bir test çözdüğü zaman A1, A2 şeklinde seviyelere erişiyordur. Ama temeli sağlam değildir. Kitabın belki ileri seviyelerinde yazabiliriz. İşte bir tık, iki tık üstü de gelebilir. Bilemiyorum. Kitabın satış linkini hem açıklamalar kısmına hem de yorum kısmına bırakıyorum. Şu anda sadece Shopee'de satışı var. Sadece online bir satışı var. Ve %40 indirimde şu anda kitap. O sebeple almak isteyenleriniz için linkleri oraya koydum. Şimdiden umuyorum ki çok faydalı bir kitap olur. Umuyorum ki gerçekten kendinizi iyi hissettiğiniz, keyif alarak ilerlediğiniz, yani bu öğrenim sürecinden tat aldığınız bir kitap olur. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Hoşçakalınız efendim. Kendinize çok iyi bakınız. 2022 size bolca İspanyolca getirsin.